Başakşehir Çam Sakura Hastanesi'nde İstanbul'da yaralılar o noktaya götürüldüler. Mehmet, nedir son durum, var mı yaralıların durumu ile ilgili bilgi, senden dinleyelim. İyi geceler Cansın Elvacı. Bizler Çam ve Sakura Şehir Hastanesi önündeyiz. Geride bıraktığımız dakikalar içerisinde yaralılar buraya getirildi. Yolda olanların da olduğu bilgisini paylaşalım. Burası acil bölümünde, travma acil bölümü. Bu noktaya getirilen yaralılardan bazılarının bilinci yine kapalı vaziyetteydi. Hemen askeri helikopter Atatürk Havalimanı'na indiği bilgisinin hemen ardından işte bu koridorlarda doktorlar teyakkuzda beklemeye başladılar. Hala da şu anda bekleyen doktorları, hemşireleri ekranlarınıza getiriyoruz canlı olarak. Benim saydığım 5 yaralı geride bıraktığımız dakikalar içerisinde buraya getirildi ve hemen travma odalarına alındılar. İlk müdahaleleri burada yapıldı. Daha sonrasında ise yine gerekli müdahaleler yapılacak ve yoğun bakıma alınacaklarını da belirtelim. Tabii Türk Silahlı Kuvvetleri deprem bölgelerinde daha hızlı müdahalede bulunmak için bir koridor oluşturmuşlardı ve o koridordan hemen ilk müdahaleler yapıldı. Özellikle 10 il içerisindeki ilçeler, köylerde bulunan, durumu kritik olan yaralılar askeri helikopterlerle Ankara'ya, İstanbul'a ve benzeri illere nakledildiler ve burada şehir hastanelerine kaldırıldılar. Şu anda Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde başhekimin de yine bu noktada görevde olduğunu da belirtelim. Doktorlar arasında da şu anda bir toplantı olduğunu da gözlemliyoruz. Doktorlar şu anda bir yandan yaralılara müdahalede bulunurken dışarıda diğer yaralıları bekleyen ekibin de teyakkuzda olduğunu gözlemliyoruz. 45 yaralı İstanbul'a getirildi. Askeri uçak gece 24 itibarıyla Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Onun öncesinde İstanbul'daki birçok hastanede depremzedeler için, yaralılar için hazırlıklar yapılmıştı. İşte Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne bazı yaralılar sevk edildi ve şu anda travma odalarında ilk müdahalelerinin yapıldığı bilgisini paylaşalım. Diğer taraftan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da açıklamalarına bakalım. Enkaz altından yaralanmış halde kurtarılan, durumu kritik olan hastalarımızı uçak, ambulanslarla Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk ediyoruz dedi. Geride bıraktığımız saat dilimi içerisinde bu açıklamayı yaptı. Diğer yandan İstanbul'a da birçok sevkin gerçekleştirildiğini hatırlatmış olalım. Tabii 45 yaralı sadece şu anda İstanbul'a getirildi ama devamında da yine geleceklerini de belirtelim. 81 ilden yeterli sayıda sağlık çalışanı afet bölgelerinde görev başında olduğunu da söylemişti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Bazı yaralıların o noktada müdahale edildiğini de belirtelim, ancak ilçelerde bazı noktalardaysa uçak, ambulanslarla, helikopterlerle o yaralılar Ankara'ya, İstanbul'a nakledildi. Buraya getirilen yaralılardan bazıları çocuk olanlar da vardı, yetişkinler de vardı. Bilinci kapalı olanlar hemen işte buradaki uzman kadrolara teslim edildiler. Umarız bu noktadan sevindirici haberleri sizlerle paylaşırız. Cansın Elvacı.